Canlıların tamamında olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir? Canlıların tamamı prokaryot, ökaryot fark etmeksizin hepsi ribozom organeline sahiptir ki bu organel sayesinde protein sentezi gerçekleştireceklerdir. Glikoz sentezleme ototrof yani kendi besinini kendi üreten canlılara ait bir özelliktir. O yüzden tüm canlılarda ortak olarak gözlenmeyecektir. Oksijenli solunum ortak olarak gerçekleşmeyecektir. Bir de oksijensiz solunum ve fermantasyon faktörleri var çünkü. Eşeyli üreme de yine ortak olarak gerçekleşmeyecektir. Yine eşeysiz üreme gibi canlılarda görülmektedir. O yüzden ortak olarak gerçekleşir dediğimiz yalnız bir olan protein sentezidir. Aşağıda çok hücreli bir canlının organizasyon basamakları gösterilmiştir. Organizasyon basamaklarının doğru olması için numaralı birimlerden hangi ikisinin yeri değiştirilmelidir? Organizasyon basamakları öncelikle atomdan başlayacaktır. Atomlar birleşerek molekülleri, moleküller organelleri, organeller hücreyi ve hücreler birleşerek dokuları, dokular organları ve organlar sistemleri, sistemler ise organizmayı oluşturacaktır. O zaman hangi ikisi yer değiştirmeli dediğimizde 3 ve 6 olacaktır. Cevabımız B şıkkıdır. Canlıların yaşadığı çevrede hayatta kalabilme ve üreme şansını artıran türe özgü kalıtsal özelliklerin tamamına adaptasyon denir. Buna göre olaylarından hangileri canlılarda görülen adaptasyonlara örnek verilebilir? Şimdi kutup ayısının beyaz renkli olması bakın hayatta kalma şansını artıran özelliklerdir. Neden? Çünkü kutuplar içerisinde beyaz renkli olduğunda avcılardan korunabilecektir örneğin. O yüzden bu bir adaptasyon örneğidir. Devenin örgücüne yağ depolaması bu yağ sayesinde uzun süre boyunca bir açlık hissetmeyecektir, susuzluk hissetmeyecektir ve bu yağı parçalayarak enerji ihtiyacını karşılayacaktır aslında. Bu anlamda bu da bir adaptasyon örneğidir hayatta kalabilmesi için. İnsanın güneş ışığında bronzlaşması adaptasyon örneği değildir. Bu geçici bir modifikasyon örneğidir arkadaşlar. Cilt kendini koruyabilmek adına bronzlaşacaktır. O yüzden de bu bir modifikasyon örneğidir, adaptasyon değildir. Kaktüsün yapraklarının diken şeklinde olması da yine su kaybını azaltmak için kaktüs yapraklarını diken şeklinde yapacaktır. Az suyu gönderebilmek adına. Bu yüzden bu da bir adaptasyon örneğidir. Bulunduğu ortamda yaşama şansını artıran bir özelliktir diyoruz. O zaman cevabımız nedir? 1, 2 ve 4 olacaktır. O da D şıkkında verilmiştir. Aşağıdaki grafiklerde aynı türe ait K ve L canlılarının anabolizma ve katabolizma oranları verilmiştir. Grafiklerle ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? K bireyine baktığımda bakın katabolizma reaksiyonları yeşille gösterilmiş. O zaman katabolizma reaksiyonlarının daha yüksek olduğunu görebiliyorum. L bireyine baktığımda da anabolizma yani yapım reaksiyonlarının daha fazla olduğunu gözlemliyorum. Şıklara döndüğümüzde birinci öncül bize diyor ki K bireyinde yıkım reaksiyonları yapım reaksiyonlarından fazladır. K bireyine bakalım. Bakın katabolik reaksiyonlar daha fazlaydı. Yani yıkım reaksiyonlarıydı bunlar. Yapım reaksiyonlarından daha fazladır. Bu doğru bir ifadedir. K bireyi L bireyinden daha yaşlı olabilir demiş. K bireyinde katabolik olaylar yani yıkım daha fazla. L bireyinde de yapım reaksiyonları daha fazla. Evet, yaşlı bireylerde yıkım reaksiyonları daha fazla olacaktır. Genç bireylerde örneğin boyu uzayacaktır, gelişecektir, büyüyecektir. Burada anabolik reaksiyonlar çünkü daha fazladır. Ama yaşlı bireylerde yaşlanacaktır, yürümesi yavaşlayacaktır, boyu daha kısalmaya başlayacaktır. İşte burada da katabolik reaksiyonlarla alakalıdır arkadaşlar. O zaman K bireyi L bireyinden daha yaşlı olabilir. Doğru bir ifadedir. L bireyinin büyüme hızı K bireyinden fazla olabilir. Evet, demin söylediğimiz gibi anabolik reaksiyonlar daha fazlaysa büyüme hızı daha fazla olabilir. Cevabımız E şıkkıdır. Canlı hücrelerde gerçekleşen reaksiyonlarından hangileri anabolizmadır? Yani bize yapım reaksiyonlarını sormuş soruda. 3 yağ asidi ve 1 gliserol birleşerek nötral yağ sentezi gerçekleşmiş. Arkadaşlar açığa da 3 molekül su çıkmış. O zaman nötral yağ sentezi diyorsam bu bir nedir? Anabolizma yani yapım reaksiyondur.
Glikoz oksijenle yakılarak karbondioksit ve su açığa çıkmış. O zaman bu nedir arkadaşlar? Bu da bir solunum reaksiyondur. Yani solunum bir yıkım reaksiyondur. Bakın besini parçaladık. O zaman bu bir katabolik reaksiyondur. Devam ediyorum. Maltozun bir disakkarittir maltoz. Suyla parçalanarak glikoz olan monomerlerine kadar parçalanmış. Dediğim gibi o zaman bu bir katabolik reaksiyondur parçalama dediğimize göre. Yine karbondioksit ve suyun birleşerek besin ve oksijen sentezi gerçekleşmiş. İşte sentez diyorsam bu da bir yapım reaksiyonudur diyoruz. O zaman hangileri anabolizmadır dediğimizde cevabımız 1 ve 4 olmalıdır. K canlısına ait bazı özellikler aşağıda verilmiştir. Buna göre K canlısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hücre bölünmesi sadece eşeysiz üremeyi sağlıyormuş ve bu canlıda çekirdek ve zarla organelleri bulunuyormuş. O zaman bakalım. Çekirdek ve zarla organeli bulunuyorsa bu canlı nasıl bir canlıdır? Ökaryot hücre yapısında bir canlıdır. Ama bakteri ve arkeler prokaryot hücre yapısına dahildir. O zaman bunları eledim. Eğer ki hücre bölünmesi sadece eşeysiz üremeyi sağlıyorsa, yani ben bunu böldüm, iki tane yeni canlı oluşuyorsa, o zaman bu tek hücreli bir canlı olmalıdır. Bu yüzden de cevabımız amip olmalıdır. Buğday ve kelebek çok hücreli canlılardır. Bunlardaki bölünme büyümeyi de sağlayabilmektedir. Bu yüzden cevabım C şıkkıdır. Aşağıdaki Venn diyagramında X ve Y canlılar arasındaki ilişki gösterilmiştir. Buna göre X ve Y canlıları ile ilgili açıklamalarından hangileri doğrudur? X canlısına baktığımızda kalıtım materyali sitoplazmada dağınık olarak bulunuyormuş. O zaman nasıl bir canlı olmalı? Prokaryot yapıda bir canlı olmalı. Y canlısına baktığımda enerji üretimi sitoplazmada ve mitokondride gerçekleşiyormuş. Mitokondri gibi bir zarlı organeli varsa bu ne grubunda olabilir? Ökaryot yapıda olmalıdır. Hücre zarı ve sitoplazma bulunuyormuş. Şimdi bakalım. X canlısı bakteri ve arkeler aleminde yer alır demiş. Evet, prokaryot canlıların baktığımızda bakteriler ve arkeler alemi yer alacaktır. O yüzden bu ifademiz doğrudur. Y canlısı ökaryot hücre tipine sahiptir. Evet, Y canlısında eğer ki mitokondri gibi bir organeli varsa zaten ökaryot hücre tipine sahiptir diyebiliriz. Y canlısı kesinlikle çok hücrelidir demiş. Kesinlikle çok hücreli olduğunu söyleyebilir miyim? Hayır arkadaşlar, tek hücreli de olabilir. Örneğin bir protist aleminden bir canlı da olabilir. Bir amip de olabilir mesela. Amipler de ökaryot hücre yapısındadır. Fakat tek hücrelidir baktığımızda. O yüzden kesinlikle çok hücrelidir diyemem. Ve cevabım 1 ve 2 olan C şıkkı olmalıdır. Aşağıda canlılarda görülen bazı özellikler verilmiştir. Buna göre açıklamalarından hangileri doğrudur? Bir numaralı özelliğin gerçekleşmesi canlının yaşamı için zorunludur demiş. Üreme canlının yaşamı için zorunlu değildir. Canlının neslinin devamlılığı için zorunludur. Yani bir insan üremek, çocuk sahibi olmak, insanlardan örnek verelim. Çocuk sahibi olmak zorunda değildir yaşamın devam ettirebilmesi için. Tek başına da yaşayabilir. Fakat eğer neslini devam ettirmek çocuğu olsun, onda çocuğu olsun gibi düşünceye sahipse işte neslinin devamı için üremek durumundadır diyoruz. O yüzden bu ifademiz yanlış olacaktır. İki numaralı olay canlıların ortak özelliği değildir demiş. İki numaralı olay beslenmedir ki tüm canlılar beslenmek durumundadır. Her biri farklı bir beslenme özelliği gösterebilir. Fakat beslenme dediğimizde canlıların ortak özelliğidir. 3 numaralı özellik bir organizmanın yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özelliklerin tamamıdır demiş. Adaptasyon evet tam olarak da bunun tanımının karşılığıdır arkadaşlar. Ve 4 solunum 4 numaralı özelliğin temel amacı ATP sentezlemektir. Evet solunumda besini parçalarız ve açığa ATP çıkartırız. İşte aslında temel amaç enerji ihtiyacını karşılamaktır ve temel amaç ATP sentezlemektir. Bu ifademiz de doğrudur. Cevabımız 3 ve 4 olan C şıkkıdır. Bir araştırmacı X ve Y canlılarının organizasyon basamaklarını incelediğinde aşağıdaki şeme ulaşmıştır. Bu araştırmacının X ve Y canlıları ile ilgili
çıkarımlarından hangilerini yapması doğru olur? X canlısına baktığımda atom, molekül, organel ve hücrede kaldığını gözlemliyorum. Demek ki X canlısı neymiş? Tek hücreli bir canlıymış. Y canlısı ise atom, molekül, organel, hücre, bakın sonra hücre dokulaşarak devam ediyor, organ ve sistem. Demek ki çok hücreli, ökaryot hücre yapısında bir canlı. Şimdi X canlısında büyüme hücre bölünmesiyle sağlanır demiş. Tek hücreli bir canlıyı düşünün. Bunun bölünmesi demek ne demek? Üremesi anlamına gelmektedir. İki yeni hücre oluşturacaktır. Bu yüzden yanlış bir ifadedir. Büyümesi için sitoplazmik artış sağlanmalıdır. Geldik ikinci öncüle. Y canlısında homeostazinin sağlanmasında boşaltım sistemi görev yapabilir demiş. Evet, bakın sistemleri varsa o zaman boşaltım sistemi görev yapabilir ifadesi doğrudur. Çok hücreli bir canlıdır. Y canlısının hücresel yapısı incelendiğinde zarlı organel rastlanmaz demiş ama ökaryot bir hücre yapısına sahip olduğunu söylemiştik. Zarlı organel rastlanmaz ifademiz de yanlış olacaktır. O zaman doğru seçeneğimiz yalnız 2 olan B şıkkıdır. Canlıların hücresel yapılarına ve hücre sayısına göre gruplandırılması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabloyu inceleyen öğrencilerden yorumlarını yapmıştır. Buna göre hangi öğrencilerin yapmış olduğu yorumlar doğrudur demiş. Gürtu, çok hücreli canlıların hücre yapısı kesinlikle aynıdır demiş. Çok hücreli canlılara tabloda baktığımızda hücre yapısına göre hepsi ökaryot yapıdadır. O zaman hepsinin yapısı, hücre yapısı aynıdır diyebilirim. Sevgi, prokaryot hücreli canlılarda hücre bölünmesi üremeyi sağlar demiş. Prokaryot hücreli canlılar bakın hepsi tek hücre yapısındadır. O zaman tek hücreli canlılar bölündüğü zaman birken örneğin iki tane hücre oluşacaktır. O zaman üremeyi sağlayacaktır. Doğru bir ifadedir. Burka ise prokaryot hücreli canlılarda doku ve organ farklılaşması görülmez demiş. Evet, tek hücreli canlılardır. Yani atom, molekül, organel, hücre. Bakın hücrede kaldı. Gerisi yok. Doku organ yok. O zaman doku organ farklılaşması görülmeyecektir. Doğrudur. Cevabım E şıkkıdır.